olağanüstü bir şey oluyor. O yüzden kestim. Yoksa asla sizi kesmezdim. Ha. Böyle bir günde telefon attığımızda şu anda bugüne kadar hiç sesini duyurmamış olan medyada Andre Coşkun var. Ha, güzel, çok iyi. Ona bir merhaba demek istiyorum. Tamam, peki. Andre merhaba, başınız sağ olsun demek istiyorum. Allah hepimize sizinki gibi bir yarenlik. Allah hepimize sizinki gibi bir aşk. Hay Allah, telefondan mı düştü Deniz? Tekrar arayalım ne olur Andre'yi. Yoldayız. Ha tamam, Emin abi kapat. Cenazeyi götürüyoruz. Peki. Cenazeyi götürüyoruz, yoldayız. Belki o yüzden kesinti olabilir. Ama şunu söylemek istiyorum, ben hayatımın en büyük tarifi olmayan bir acı yaşıyorum. Ve şu, yani Bekir'in karısı olmuş olduğum için son derece mutluyum. Yani bütün acımın içerisinde bu mutluluğu yaşıyorum. Bana nasip oldu, benim eşim olması bana nasip oldu. Çok örnek bir insandı. Sevgi doluydu. Doğayı, hayvanları, insanları, yani... O kadar büyük bir o kadar büyük bir yüreği vardı ki, o kadar büyük bir sevgisi vardı ki herkese, ama herkese, ve onu çok seviyorum ve bütün halkın önünde haykırıyorum. Benim kadar onu hayatta herhalde hiç kimse sevmedi. Neredesiniz şu anda Andre? Cenazeyi götürüyoruz Urfa'ya. Kaç cenazeyi götürüyoruz? Adana'da durduk, işte biraz su içiyoruz. Bu devam edeceğiz şimdi. Türmen köyüne gideceğiz. Zaten o şekilde istedi, Türmen'e gideceğiz. Ve elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben eşimin çok yaşamasını istiyorum. Zaten yaşayacak. Ya Türkiye'de onu sevmeyen hiç kimse yok. Evet. Yani Elif'in bir şey söylemek ister misin? Andre'ye, İsmail, Aytunç bir şey söylemek efendim, ister misin? Efendim, ses gelmiyor, anlayamadım. Baş sağlığı diliyoruz, acınızı paylaşıyoruz. Sizin de sevginiz, aşkınız, yol arkadaşlığınız gerçekten hepimize, tüm Türkiye'ye örnekti. Siz de dediğiniz gibi Bekir Coşkun'un anısı her zaman yaşayacak. Hayatı da gençlere örnek olmaya devam edecek. Acınızı evet. Paylaşıyoruz. Burada bizlere katkı sunduğunuz için, Bekir Bey'i anarken siz de sesinizle bize ulaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür evet. ediyorum. Kocamı ben çok sevdim. Herhalde bütün Türkiye bunu duysun çünkü aşkımı haykırıyorum açıkçası. Bütün yıllar boyunca haykırdınız. Telefonun başlangıcında da söylemek istedim. Nasıl tanıştıklarını bir sorabilir Şimdi değil, soralım mı? Anlatmak ister misiniz? Ben yani sizi de yormak istemiyorum. Nasıl tanıştınız siz Bekir Coşkun'la Andre? Nasıl? Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? İsmail Saymaz sormak istedi. Ben bir arkadaşımla birlikte, bir gazeteci bayan arkadaşımla birlikte, Sema Öztoprak'la birlikte... bir yere gidiyorduk. Bekir Ankara Oteli'nin oradaydı. Bizi görünce yanımıza geldi. Herhalde yıldırım aşkı oldu diyeyim. Çünkü yani o beni sevdi, ben onu sevdim. Biz daha hiç ayrılmadık. Peki, ben daha fazla yormak istemiyorum. Böyle bir acılı gününüzde bir kez daha Allah rahmet eylesin. Acınızı paylaşıyoruz. Amin. Başınız Amin. Sağ olsun. İlk fırsatta Amin. Döndüğünüzde lütfen gelin burada gözyaşlarını da paylaşalım, güzel hatıraları da paylaşalım. Uzun uzun Bekir abiyi anlatın, hepimiz dinleyelim. Türkiye tanısın, daha yakından tanısın. Belgeselini yapalım, özel kuşaklar açalım. Biz meslektaşları, bu meslek ustasına sahip çıkalım. Görevimizdir, vazifemizdir ama her şeyden önce kalbimizden gelen bir dilektir. Herkese sizinki gibi bir aşk, herkese sizinki gibi bir yarenlik, herkese sizinki gibi bir dostluk diliyorum. Çok teşekkürler ediyorum bizi kırmadığınız için, böyle son dakika aradık sizi. Ben teşekkür ediyorum ve bütün medya camiasına, yani hakikaten bütün arkadaşları tepkisini böyle sel gibi gösterdi. Ben teşekkür ediyorum hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz biz de Andre. Tekrar başınız sağ olsun. Teşekkür ediyoruz.